Hayatım Spor'dan merhabalar. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi efsane bir konumla beraberim. Milli forma ile sahaya çıkan bir sporcunun gururu, kendisi için tarif edilemez bir hissiyat sebebidir. Bunu anlatabilmek, kelimelerin yetersiz kalışına delalettir. Fakat birçok sporcumuz bunu başararak tarihe adımızı defalarca yazdırdılar. Tabii ki çok çalışarak, öğrenerek, geliştirerek. Peki onlar bunu başarabilmek için neleri feda ettiler dersiniz? İşte bu sorunun cevabını öğrenebileceğimiz efsane bir isimle baş başayız bugün. Kendisi çocukluğundan bu yana sporla iç içe bir hayat sürdüğünü söyleyen milli karatecimiz Serkan Yağcı. Bu hafta Kocaeli Darıca'dayız ve konuğumuz Serkan Yağcı. Hoş geldin Serkan Yağcı. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, sizleri sormalı. Sağ ol, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Oralara geleceğiz. Karateye olan bu sevginin ve ilginin çocukluk yıllarından itibaren sürüklediği başarı serüvenine geçmeden önce samimi duruşu ve neşeli tavırlarıyla tanıdığımız Serkan Yağcı'yı kendi ağzından tanıyalım istedik. Şimdi Serkan Yağcı tabii şampiyonluklarıyla, derecelerle ünlü birisi. Fakat Serkan Yağcı'nın biz bilinmeyen yönlerini bugün size soracağız ve Serkan Yağcı'nın ağzından Serkan Yağcı kimdir bir tanıyalım. Evet, Serkan Yağcı, 1984 İstanbul doğumluyum. Aslen Karslıyım. 90 yılında karate sporuna başladım. 99 yılında ilk kez milli takıma girdim ve o tarihten bu yana hala milli takımda görev alıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim, evliyim, 3 evet. Çocuk babasıyım. Maşallah. Allah kadar. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarı basamaklarını bu genç yaşında hızlı bir şekilde atlayan Serkan Yağcı, buralara nasıl gelmişti? Çocukluk dönemi nasıl geçmişti? Kendi kuşağının meşhur kahramanı, Bruce Lee ile tanışma yılları olan gençliği, Azmi ile nasıl buluşmuştu? Bu gelişkin başarıları yakalamasını sağlayan o dönüm noktası neresiydi? Bugünlere kolay gelmediniz. Serkan Yağcı'nın bir bebeklik, çocukluk günleri oldu. Bugünlerden Serkan Yağcı neler yaşadı? Zorlukları var mıydı? Biz şimdi yaptığımız programlarda bütün sporcular böyle direkt doğduğu gibi efsane olmuyorlar. Onların bir zorluk aşamasından geçiyorlar. Sizin de çocukluktan yaşadığınız ortamlar nasıldı? Bu sporculuğa nasıl heves ettiniz ve nasıl başladınız? Şöyle, 6 yaşında ben bu spora başladım. 1990 yılında. Öncesinde tabii aktif bir çocukluk dönemim vardı. Ailem tabii evde beni tutamayınca. Bir de o dönemlerde karate filmleri çok meşhurdu. Bu Bruce Lee'nin, Van Damme filmleri falan vardı. Onları izledikçe evde bir takım böyle hareketler yapıyordum. Karateye benzer hareketler. Kırıp döktüğünüz yerler oldu mu? Oluyordu ya ama oluyordu. Annem biraz o konuda şeydi, şikayetçiydi yani. Terlik yedin mi? Yedim, yedim, çok yedim. Ondan sonra mahallemize işte yakın bir bölgede karate salonu açıldı o zaman. Ailem de karateyi sevdiğim için işte enerjimi orada atayım diye oraya yazdırdı. 6 yaşındaydım o zaman başladığımda. Bir sene kadar burada devam ettim. Çok da hevesli bir şekilde devam ettim. Sonra mahallemizdeki o salon işte kapanınca Gebze'de, Gebze merkezde bir salon vardı. Oraya, orada başladım. Spor hayatımı orada devam ettim. 2004 yılına kadar aynı salonda devam ettim. Karate yıllarının profesyonel dönemi başlamıştı Serkan Yağcı için. Hem okul hem karate birlikte devam ediyordu. Her evlat gibi o da ailesinin göz nuruydu. Karate ile uğraşıyor olması ailesi açısından sakıncalı görülüp önüne geçilmek istenmiş miydi? O da engellerin efsaneler arasında mıydı acaba? Tabii bu spor, futbol, basketbol, biraz da voleybol. Ailelerin insan çocuklarını kolayca gönderebilecekleri sporlar. Şimdi karate olsun, boks olsun. Şimdi aileler tabii çocuklarına başına bir şey gelmesini istemezler. Şimdi bu dallar aslında aileler için zordur. Çocuklarını göndermek. Sen bu konuda bir sıkıntı yaşadın mı veya destek gördün mü? Ya doğrusu ben sıkıntı yaşamadım. Evde dediğim gibi böyle hareketli olduğum için. Bir de bulunduğumuz ortam, yaşadığımız çevre çok böyle düzgün bir yer değildi. Annem zaten hani bu civardan, bu çevreden hani kurtarmak için de çeşitli aktiviteler gönderiyordu. İşte o zaman folklor vardı, ne bileyim işte farklı şeyler falan yapıyordum. Sporda hani seçince branşı çok önemli değildi onun için. Tabii karate olduğu için mutlaka ki her aile gibi biraz belki çekingeleri olmuştur. Hani bir sakatlık yaşar mı, bir şey olur mu falan diye, ama
Doğrusu bir problem yaşamadım. Aksine çok büyük destek aldım ben ailemden. Yani kendileri elimden tutup götürüp yazdırdılar. Ve bütün antrenmanlarıma gelip izliyorlardı, destek oluyorlardı. Zaten bir sporda başarılı olabilmek için sanırım aile desteği çok çok önemli. Annem de babam da ikisi de çok desteklediler. Beraber gittiler. Hatta bir dönem oldu benim böyle 90'da başladım. Sanırım 12 yaşlarında falan bir sıkıldığım dönemler oldu artık. Hani böyle antrenman. Karateden sıkıldım doğrusu yani. Evet. Öyle işte her çocuğun herhalde bir dönemi var böyle sürekli bir şey yapınca ondan sıkılır falan. O dönemde böyle elinde affedersiniz ama hani şeyle mesela yemek yapıyordu. Evet. Ben işte antrenmana bugün gitmeyeceğim dediğinde bıçakla üzerime yürümüştü yani bugün hayır gideceksin antrenmana falan diye bıçağı göstermişti bana. O gün de öyle gitmiştim iyi ki de yapmış yani o tehdit. Evet bu aile desteği çok tabii, önemli. Tabii yani küçük yaşta çünkü çok fazla anlayamıyorsun hani gelecekte neler yapabileceğini neler olacağını. Ve o zaman belki bu desteği görmeseydim işte bu baskıyı görmeseydim işte bugün belki buralarda olmayacaktım. Teşekkür ediyorum yani o bıçağı gösterdiği için. Bir bıçakla beraber şampiyonluklar geldi diyebiliriz yani. Elbette aile desteği genç karateci için büyük bir artıydı. Tribünde gördüğü sevdikleri sayesinde daha bir motive oluyor, o da Serkan Yağcı'ya madalya olarak geri dönüyordu. Sahada olan açısından bir problem teşkil etmiyor olabilir. Ama ya tribünde oturan bir anne, evladının sert darbeler alması karşısında bunu bir spor müsabakası deyip geçiştirebiliyor muydu? Maçları izlemeye geliyorlar mıydı anneniz babanız? Geliyorlardı. Çünkü bir anne için... Yani baba belki biraz da seri kanlı olabilir ama bir anne için evladının darbe yemesi tabii ki göze o şey gelmiyor ama maçtaki psikolojide nasıl? Maçtan sonra diyorlar mıydı? Aman evladım dikkat edin. Ya şöyle bir ilginç anım var. Bizim karatede 9 yaşa kadar kumite dediğimiz karşılıklı dövüş yapmıyorsunuz. Yani sadece kata dediğimiz bir branş var. Belirli hareketlerin işte sistemli olarak şey hani jimnastik gibi belirli bir koreografimiz var. Bunu en iyi şekilde yapan, en güçlü şekilde yapan kazanıyor tarzında bir ayrı bir kata diye bir branşımız var. 9 yaşına kadar zaten 8-9 yaşına kadar bu branşı yaptım ben. Ondan sonra 9 yaşından sonra artık dövüşe yani karşılıklı dövüşe kumiteye başladım. O kumitede de yani 9 yaşına kadar hep birinci oldum katada. İyiydi yani her şey yolundaydı. Sen 9 yaşında hep birinci olmuşsun. Yok 9 yaşında gene böyle yani çok büyük bir maç değil kulüpler arası bir müsabakaydı. Başka bir antrenör hocamızın bizim davet ettiği bir müsabakaydı. Oraya gittik. İşte babam da gelmek istedi, annem de gelmek istedi oraya. Ben de ilk defa kumitede yarışacağım, kumitede dövüşeceğim karşılıklı işte biriyle falan. Şöyle ilginç bir şey oldu. Ben ilk maçımda çok fena bir şekilde yenildim ya. Yani işte bayağı bir sene olmuştu artık yapalı karate. Şimdi gidip orada da yenilince de babam şey demişti bana. Yani ya işte biz seni bunun için mi yazdırdık karateye? Hani senden de bir şey olmaz falan gibi yemişti. Biraz böyle dalga geçmişti benden o zaman. Ama şuna bağlıyoruz tabii. O gün ben ilk defa kumitede dövüşeceğim için böyle bir heyecan vardı üzerimde. Bütün gün bir şey yememiştim. Akşam da saat 5-6 gibi falan çıkınca tabii çocukluk şeyi kendi kendime bir tekme atıp kendim yere düşmüştüm. Böyle bir komik bir anım olmuştu. Güzel. Ama kim der ki hani o günlerden ama bugünlere. Ama senden bir şey olmaz diyen baban. Şimdi kendine gurur duymuştur yani. Mutlaka. Tabii şey, yok, ya o gün için söylemiştim zaten. Yani, ne güzel. Gençliğin en büyük problemlerinden biri de arkadaş çevresiydi. Serkan Yağcı için yaşadığı çevre ve arkadaş cemiyeti olumsuz bir etken olmuş muydu? Ya da başarıları yakalamasındaki önemli bir etken miydi? Tabii o çocukluk yıllarından bahsettin. Hemen biz de seninle aynı yaşlarda çocukluğumuzu yaşamışız ve ben o zamanki ortamların ne kadar kötü ortamlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Çevrende arkadaşlarınla beraber, seninle beraber bu spora başlayan var mıydı? Yoksa hiç böyle sporla ilgilenmediler mi çevre arkadaşlar? Ya arkadaşlarımdan vardı aslında. Birlikte başladık birçok kişiyle ama yani bir sene içerisinde hepsi bıraktı. Yani yaklaşık biz yani 20-25 kişilik bir gruptuk mahalleden söylüyorum. Evet. O grubun hepsi bıraktı. Sonra bir sene sonra ben dediğim gibi hani kendi mahallemizde olan salondan işte gidip Gebze merkezde olan bir ayrı başka bir salona gidip orada devam ettim. Onların arasında bir tek ben vardım yani. Yani 8 yaşlarında, 7-8 yaşlarında sırtımda çantayla işte minibüslerde gezip antrenmana gidip geliyordum böyle de. Bu Van Dijn ve Bruce Lee filmini izlerken böyle bir sporun veya böyle bir mesleğin olduğu hiç aklına gelmiş ya mi? Hiç gelmemiş. Hiç böyle bir hayal yok mu? Kesinlikle hani gelecekte işte Avrupa Dünya Şampiyonlarında yarışırım böyle madalyalar elde ederim falan hiç tamamıyla şey heves işte yani
karateye heveslendim işte bu filmler sayesinde. İyi ki de heveslenmişim. Biraz da yetenekliymişim galiba ki hani evet. Çok şükür madalyalar da gelmeye tabii başladı. Başarılar gelmeye başladı. Milli takım dönemi başladı. Yavaş yavaş atladığı basamakları, aldığı eğitim ve karateye karşı gösterdiği aşırı sevgiye borçluydu. Eğitim süresince başarılı ve çalışkan kimliğiyle ön plana çıkan Serkan Yağcı için antrenörleri arasında ayrı bir yere koyacağı isim var mıydı? Herkesin hayatında sporcu olsun, ticaret yapan olsun, iş adamı olsun bir değişmeyeni vardır, ayrı yer olan vardır. Tabii ki senin de bayağı bir hocalarla çalıştın. İlla ki bunların arasında özelliği olan, seni bu kulvarda ilerlemeni sağlayan isimler vardır. Bunları da buradan bir anmak isteriz. Mutlaka ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk karateye Abuzer Çiftçi adında bir hocamla başladım. Bir sene boyunca onunla antrenman yaptım. Şimdi kendisi Rusya'da yaşıyor. İşte işi gücü, ailesi her şey o tarafta. Evet. 20 yıl kadar oldu yani bayağı oldu. Oraya yerleşmek zorunda kaldı. Oraya işte yerleşince ayrılınca buradan sonra Gebze'de Adnan Şam'dan. Onun kulübünde başladım. Devam ettim yani. Evet. 2004 yılına kadar da onunla birlikte çalıştık. 2003-2004 yılına kadar birlikte antrenman yaptık. O kulüpteydim. Daha sonra da üniversite döneminde Aytekin Soykan yani özellikle bana onun çok çok büyük faydası oldu. Yani sağ olsun bugüne kadar üzerimde emeği geçen bir sürü antrenör var. Dediğim gibi Abzer Hoca'dan tutun da işte Adnan Hoca'dan tutun da işte milli takım şimdi teknik direktörlerimiz var. İşte birçok kişi var. Ama Aytekin Hoca'nın ayrı bir yeri var bende. O biraz daha işe bilimsel girmeye başladım evet. Artık üniversite yıllarımda falan. Hani demek ki sadece karateyle değil artık işte fitness programlarıyla, işte koşuyla, ağırlıkla, bazı kondisyon programlarıyla da bunu destekleyerek hani gelecekte yapabileceğim asıl işte büyük elde edebileceğim büyük dereceleri artık bu anlamda daha çok yaklaşmaya başladım. Tabii benim o anlamda dediğim gibi Aytekin Hoca'nın ekstra bir faydası oldu diyebilirim. Tabii şimdi bütün hocalarıma da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar hepsinden sağ olsunlar, emeklere geçti. Sağ olsunlar. İnşallah ülkemizde de daha çok sizin gibi sporcu yetişeceklerdir de inanıyorum. Çünkü akıl vermek, işte fikir vermek, her şeyi hareket göstermekle olmuyor. Senin yaşantı tarzını belirleyebilecek. Bak fitness'tan bahsediyorsun ki bu işin de beslenmesi de çok önemli. Şimdi maddiyat olarak da aslında zor dönemlerden geçiyordun üniversite dönemlerinde. Ve bu işe maaşlı olarak başlamış oldun sen. Çok para kazandın mı? Çok şükür kazanıyorum evet. Şimdi. Şimdi kazanıyorum ama şöyle. Ya mutlaka ki her spor branşında olduğu gibi veya her meslekte olduğu gibi biz de bir takım zorluklar yaşadık. Örneğin geçmişte babamın durumu iyiydi. Yani iş anlamında falan iyiydi. Bu 99 döneminde bir kriz dönemi evet. Geçirdiğimizde o anlamda işte bayağı bir kötüye gitti durum. Her şeyimizi kaybettik. O duruma geldi. Sonra üniversiteye başladığım dönemlerde biraz maddi anlamda o yüzden sıkıntı yaşadım ben. 2002 yılında başladım ben üniversiteye. O dönemlerde bayağı bir sıkıntılıydı. Hani biraz böyle şey gibi olmasın ama akşam yemeklerini bazen de krakerle geçirdiğim günler oldu yani. Ama çok şükür hani bu zorlukları görmeseydik belki de dediğim gibi hani bu günleri de hani yaşamamış olacaktık. Yani bugüne kadar ne kazandıysam her şeyi karateden kazandım. Her zaman söylerim yani. Yaptığım spordan kazandım. Ama onun için de her şeyin bir bedeli var. O bedeli de fazlasıyla ödediğimi düşünüyorum. Evet. Örneğin arkadaşlarım işte sinemada ve gezerken işte dostlarıyla birlikte buluşurken güzel vakit geçirirken ben o zamanımı antrenman yapmakla işte değerlendirdim. Hatta bir gün üniversitede gittiğimde işte antrenman yapacağımız yerin kapısı kapalıydı. Camdan girmek zorunda kaldık falan yani böyle şeyler oldu. Dediğim gibi bayağı bir böyle sıkıntılı dönemler yaşadık. Maddi anlamda da, manevi anlamda da sıkıntılı dönemler yaşadık. Ama 2004 yılı benim için doğrusu dönüm noktası oldu. Yani her insan hayatında olduğu için evet, bir dönüm noktası, evet, kırılma anı yani var. 99 yılında milli takıma girdim aslında. O zaman Yıldızlar'da girdim. Balkan Şampiyonası'nda ilk derecemi yaptım. Balkan ikincisi oldum. Sonraki yıllarda işte hep milli takıma girdim. Mutlaka dereceler yaptım ama 2004 yılı benim tam kırılma noktam oldu doğrusu. Yani tam böyle bırakmak üzereyken aslında tekrar başladım. İkinci bağrımı yaşadım diyebilirim yani. Tabii yani bu kırılma anı da sizin buralara gelmenizi sağlamış aslında. Dediğim gibi yani 2004 yılında tam benim artık bırakma dönemimdi yani böyle dedim ki artık ya bu işten para kazanacağım ya da bırakacağım çünkü yani güzel dereceler falan elde ediyordum ama hani maddi anlamda bir maaş alabileceğim işte destek olabilecek bir şey yoktu.
Birçok sporcu tanıyorum ben aynı bu şekilde bu durumda olan ve hani maddi destek olmadığı için bırakmak zorunda kalan. Çünkü benimle birlikte karateye başlayıp da çok yetenekli olan, çok büyük işte güzel dereceler yapıp da sonradan bırakmak zorunda kalan birçok kişi oldu. Ben biraz daha onlara göre herhalde biraz daha inatçı davrandım. Hani ben bu işi ben mutlaka kazanacağım, mutlaka şampiyon olacağım, mutlaka şu paraları kazanacağım diye. Çok şükür her şey yolunda gitti. 2004 yılında ben ilk kez o zaman Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum ve ilk maaşımı o zaman almaya başladım. Beni çok büyük rahatlattı ama maaşımı aldığımda şey demedim, hani bunu alıp yiyeceğim diye evet. düşünmedim. Yine kazandığım bütün maaşı karateye yatırdım. Yani günde bir antrenman yapıyorsun. O sayede işte iki defa antrenmana gitmeye başladım. Daha düzgün beslenmeye başladım. İşte güzel yerlerde antrenman yapmaya başladım. Hani benim için o anlamda büyük bir katkısı oldu. 2004 ile 2006 yılları arasında tabii o yılda 2005'te Avrupa şampiyonu oldum. 2006'da Avrupa şampiyonu oldum. Ve tabii bu şampiyonluklar geldikçe işte 2006'da ilk kez A milli takımda yarışmaya başladım. Bu başarılar geldikçe tabii para da kazanmaya başladım bununla beraber. Birçok müsabakaya çıkmıştı Serkan Yağcı. Yurdun birçok yerinde ve ulusal mecralarda birçok rakibine üstünlük sağlamıştı. Katıldığı bu müsabakalar içerisinde unutamadığı maçlar vardı elbette. Bir sürü müsabakadan bahsettin. Yıllarca müsabaka içine giriyorsun. Tabii ki her sporcunun unutamadığı müsabakalar vardır. Anısı farklı olan veya o galibiyeti hiç unutamıyordur. Mağlubiyeti de unutamıyordur. Senin de tabii ki böyle maçların vardır. Hiç unutamadığın özel anlar olan seninle müsabakalar var mı? Var aslında, yani birçok müsabaka var ama şu yakın tarihte yaşadığım mesela 2013 yılında Haziran ayında Türkiye'de bir Akdeniz oyunları oldu. Onu asla unutamam. Çok evet. çok güzel bir ortam vardı. Tribünler full seyirciyle doluydu. Mersin'de oldu evet. Ortam çok güzeldi. Orada ben çok iyi rakiplerimi yendim diye, yani Avrupa Dünya Şampiyonu olan, yani burada sürekli madalya alan rakiplerim evet. falan bayağı bir farklı skorlarla yendim. Birçoğuna puan vermedim ve finalde de 7-1'lik bir skorla Akdeniz Oyunları şampiyonu olmayı başardım. Orada gerçekten ortam çok güzeldi, hani anlatılmaz yaşanır derler ya, evet. öyle güzel bir ortam vardı. Biz de elimizden geleni yapıp onlara işte hem ülkemiz adına hem kendimiz adına, ailemiz adına bir altın madalyayı kazanmış olduk. O benim için güzel bir anı. Evet. Tabii kaybettiğim bir anım var, onu da unutamam. Yine 2013 yılında Macaristan'da Avrupa Şampiyonası vardı. Finale kalma maçı yapıyorduk artık. Bir Macar, Hollandalı bir rakibimle. O da Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na derece yapmış bir sporcu. Yani normalde hani bu spor bazen yeniyorsunuz, bazen yeniliyorsunuz ama normalde onun beni yenme gibi bir durumu yoktu yani o gün. Ama biraz kendim herhalde ellerimle verdim ona. Fazla güvenden dolayı olabilir. Ya olabilir. İlk önce 2-0 yenik durumdaydım müsabakada. Sonra iki tane üst üste tekme vurdum ben. Ve bayağı bir sayı farkıyla öne geçtim. 6-2'lik bir skorla öne geçtim. Sonra maç içerisinde biraz gevşek bıraktım. Biraz da yani biraz artık tamam maç bitti artık benim rehavete gözüyle falan. Rehavete kapılmak oluyor herhalde, doğru. Sonra iki sayı verdim ona. İki sayıyı işte verince 6-4'lük bir skor oldu. Bir 3 sayı verdim. 6-5'lik bir skor oldu. Artık hani normalde yetişme ihtimali yok gibi. Ben işte artık zaten finale kaldım gibi. 7-8 saniyelik bir süre vardı yani maçın bitmesine. Tam o ara bir gevşek bıraktım. O arada işte bir bizim Mavaşi dediğimiz işte mideye bir tekme vuruşuyla puan aldı. 2 puan. Bu sefer 7-6 oyuna geçti. Tabii son 5-6 saniye var artık. Denedim ama çeviremedim maçı. Yani orada da Avrupa üçüncüsü oldum. Sonradan bir maç daha yapıp işte Avrupa üçüncüsü oldum. O çocuk finale kaldı, o rakibim. Kendi yüzümden hani böyle bir ufak bir işte hata yaptım. Benim orada şampiyonluğuma bedel oldu. Ben de işte üçüncülük maçı yapmak zorunda kaldım. Tabii hani o dönemi unutamıyorum ama üçüncülük maçında da Macar rakibimle yaptım. Yani kendi seyircisi önünde evet. yaptım. Orada bayağı bir farklı sporla, skorla hani öndeyken yine hani berabere bir durum kaldı. Neyse en son maçı aldım. Benim tabii orada unutamadığım en güzel şey de seyirciler beni inanılmaz desteklediler orada. Yani Macar olmasına rağmen, Macar'la maç yapmama rağmen hepsi ayağa kalkıp alkışladılar. Gönülleri şampiyon oldum. Saygı yani orada. Sağ olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada ben aslında o gün şeyi anladım yani. Biz aslında hani spor yapıyoruz tabii ki şampiyon olmak için, başarılı kazanmak için ama bizim başka hedeflerimiz de var, başka şeyler de göstermemiz lazım. Şimdi insanlara sporun güzelliğini orada da bir şekilde göstermiş olduk. Orada rakip olmasına rağmen, yani çocuk Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyasını kaybetmesine rağmen gelip işte saygılı bir şekilde işte beni tebrik etti, işte bütün seyirciler tebrik etti, yaptığım maçtan hoşnut kaldılar.
Ve daha sonrasında, bu maçın sonrasında işte Twitter'dan, Facebook'tan, işte evet, birçok yerden birçok mesajlar aldım Macar seyircilerden. Hepsi şunu söylediler: yani sen gerçekten iyi bir sporcusun. Gerçekten iyi, yani hem karakter olarak hem teknik olarak iyi bir sporcusun. Çünkü ben maç içerisinde birkaç defa rakibimi düşürmeme rağmen puan alma durumundayken vurmadım. Tutup ellerinden kaldırdım birkaç defa. Çünkü şeyi düşündüm, hani kendi seyircisi önünde o durumda durum olmasını istemedim, kaldırdım. Sanırım bu da seyircilerin ve rakibimin hoşuna gitti. Rakibinin ailesi bile hala biz görüşüyoruz şu anda. Yani bu beni gerçekten çok gururlandırıyor, çok sevindiriyor. Yani ben belki orada Avrupa şampiyonu olsaydım bu kadar sevinmeyecektim, ama hani bu tarzda bir işte saygı, sevgi görünce, rakibinizden bile, ailesinden bile böyle bir şey görünce tabii bu ister istemez bende ayrı duygular uyandırıyor. Bunları da yaşamış olmak benim için büyük şans tabii. Tabii burada aklımız hemen Yüce Önder Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" lafı geliyor. Bunları size yapmış olduğunuz da görüyoruz. Her şey kazanmanın olmadığını, fair play'in de, rakibe saygının da çok önemli olduğunu, tabii, sporun amacının, bir amacının da aslında bana göre en önemli amacının da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ve senin de çok rakiplerle maç yaptın, ama her spor dalında ezeli rekabet vardır, ebedi dostluk vardır. Senin de böyle bir dostluğun ve rakibin var mıdır? Var. Azeri bir rakibim var. Rafael Agayev. Buradan da izlerse kendisine de selam söylüyorum buradan. Hem iyi bir rakibim hem de iyi bir dostum. Maç öncesinde devamlı konuşuruz, işte o bana der hani finalde görüşürüz inşallah, beraber final yaparız falan diye. Veya onun gelmediği maçta benim gittiğimde işte o bana destek olur, o gittiğinde ben ona destek olurum falan. Yani aslında çok ezeli bir rakip, o da dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu defalarca. Tam böyle ezeli rakibim, ama dediğim gibi aynı zamanda hem rekabet var içimizde, hem de böyle bir dostluğumuz var. Yani yenilsem de onu yenileyim mantığı var. Yenilsem de onu yenileyim. O da aynı şekilde söylüyor. Yenilsem sana yenileyim diye. Ama yaptığımız maçlar da genelde kaliteli ve izlenmesi hoş bir maç oluyor. Seyirciler de merakla bekliyor yani bizim yaptığımız maçları. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bu dediğim gibi, ama o rekabet bizim dostluğumuzu asla bozmadı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Biraz böyle şey oluyor aramızda. Hani bu sefer ben yeneceğim, bu sefer sen yeneceksin. Kaç maç yaptın? 7 maç yaptık. Rekabet ne durumda? 4'ünü o aldı, 3'ünü ben aldım şu anda. 4-3 önde şu anda. Evet, inşallah beraber i̇nşallah. Öne geçmeni bekliyoruz. İnşallah, senden. İnşallah. Karate, güce ve savunmaya dayalı bir dövüş sporu olmasına karşın, Serkan Yağcı, geliştirdiği stiliyle buna farklı bir yorum getirmiş durumda. İlgi çeken dövüş tarzı, onu başarılı bir sporcu kılmıştı. Senin stilin çok farklı. İzlediğim diğer klasmanlara bakıyorum. Senin maçların genelde arada sayı farkı çok oluyor. Ve de stilin de şova, biraz daha seyircinin göze hoş gelen hareketler yaptığın bir dövüşler yapıyorsun. Bunu kendin mi belirliyorsun, çalışarak gelen bir şey mi? Yoksa böyle başladın, böyle mi gidiyorsun? Ya doğrusu çok antrenman yapıyorum ben. Yani evet, antrenman yapmayı seviyorum. Bir de ben hayatım boyunca hep hissettiğim şeyleri yapmakla mutlu oldum. Yani bir şey hissediyorsam mutlaka yapıyorum. Maç içerisinde de yani birçok Avrupa Dünya Şampiyonası'nda madalya alan işte sporcular falan var. Bunlar genellikle tek teknikle, işte yani tek bir yumrukla, tek bir tekmeyle falan işte madalya elde ediyorlar. Ama ben maç içerisinde sadece kilitlenip işte sadece hani garanti şu puanı alayım da işte bununla şampiyon olayım yeter gözüyle bakmadım. Maç içerisinde eğer yani ne beni keyifli hissettirecekse, nasıl keyif alacaksan maçta o şekilde dövüşüyorum. Bunun içerisinde havada zıplayarak tekme vurmak da var. İşte yere yatarak, dönerek işte düşürmek de var adamı. Yani çok böyle farklı, göze hoş gelebilecek, dışarıdan baktığı zaman insanların keyif alabileceği teknikler var. Çünkü ben keyif alıyorum onları yaparken. Evet. İnsanlar da, izleyenler de o yüzden keyif alıyor. Yani bu anlamda şey, yani birçok destekçim var. Sağ olsunlar, hani böyle maçları izleyip takip eden, işte dediğim gibi hem sosyal medyadan olsun, evet, hem gelip izleyerek olsun mutlaka destek olan birçok şey var. Hani aslında özellikle yapmış olduğum bir şey yok, yani hissettiğimi yapıyorum sadece maç içerisinde. Yani uzun zamandır hani bu tarzım böyle, yani benim stilim, evet, böyle, bu şekilde dövüşüyorum. Kaybetmekten korkmuyorum doğrusu. Yani kaybetmekten korktuğunuz zaman biraz daha belki böyle garanti ataklar yapıp biraz daha seyirci işte böyle sıkıcı olan bir görüntü olabilir. Ben kaybetmekten korkmadığım için rahat hareket ediyorum. O yüzden hani dediğim gibi tekme atabiliyorum, zıplayabiliyorum, hopluyorum. Bazen böyle maç içerisinde gülüyorum. İşte evet, maç içerisinde poz verdiğim anlar bile oluyor, inanın. Yani öyle şeye kameraya şimdi falan. Mesela futbolda gol atmak var, röveşatayla atmak var. Göze daha aşık geliyor. Basketbolda 3 sayılık atmak
seyircinin daha çok hoşuna gider. Voleybolda da güzel smaç insanların gözüne hoş gelir. Tabii senin de burada yaptığın birkaç hareket vardır. Evet. Bunların isimleriyle beraber şeklini biraz senden öğrenebilir miyiz? Mesela sevdiğin hareketler vardır. Şöyle, karateciler bilirler. Uşura uğrama maaşı diye bir teknik var. Yani dönerek yapılan bir tekme. Evet. Onu ben bir de zıplayarak yapıyorum. Yani zıplayıp havada dönerek vuruyorum. İnanılmaz keyif alıyorum mesela bu hareket. Yani puan alabilirim almayabilirim ama onu yaptığım zaman. Peki bu hareketi yaparken puan verme şansın var mı? Çok yüksek. Yüksek değil çok mi? Yüksek şansım var ama çok şükür, yakalanabilirsin yani. Çok şükür vermedim ben bugüne kadar. Genelde puan aldım yani. Evet. Gerçekten keyif alıyorum yani bu hareketi yaparken. Bir de rakip geldiğinde gelirken direkt böyle ters taraftan aşibaray diyoruz biz. Onu çekerek düşürüp önüne düşürüp vurma gibi bir teknik var. Bu da mesela bu iki teknik benim için çok bunlar keyif, çok keyif keyifli, keyifli teknik. Evet. Ama rakiplerini korkutan hareketler bunlar. İnşallah keyif alıyorlar onlar da. Kaybettiğin zaman asla bir kendime şey bulmam yani işte hakem böyle yapmıştı, rakip şöyle olmuştu işte yani böyle bahane bulmam kendime. Hatayı mutlaka ilk önce kendimde ararım ben. Rakip bulamadığım zamanlar oluyor. Bazen aynanın karşısında yalnız yaptığım zamanlar da oluyor. Ayna kırmadım bugüne kadar. Rakibini böyle yere düşürdü ve hani ona vurdu. İşte Serkan Yağcı gibi dedi ve ben de şampiyon olacağım falan yaptı. Biz de böyle ikimiz de baktık arkadaşta şaşırdık yani. Ben onlara karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Ben diyorum ki bu işi yaptığım sürece zirvede olmam gerekiyor. Ya da en azından madalya almam gerekiyor. Madalya almaya devam etmem gerekiyor yani. Bırakacağım zaman da zirvede bırakacağım. Öyle, öyle bir hedef koydum kendime. Evet, hayatım spora kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Yağcı ile beraberiz. Efsane sporcumuz Serkan Yağcı ile beraber. Güzel söyleşi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tabii kazanmak güzel. Kazanmak, her şey için kazanmak güzel. Biraz önce bir maçlardan bahsettin. Rehavete kapılıp kaybettiğin maçlardan bahsettin. Tabii ki çok maçlardan bu şekilde kaybetmiş olabilirsin. Kaybettiğin zaman bunun kendi içerisinde muhasebesini yapıyor musun? Eve gidince maçlardan sonra. Yani ben burada bunu yapmasaydım kaybetmezdim. Kesinlikle. Benim şöyle bir tarzım var. Kaybettiğim zaman asla bir kendime şey bulmam. Yani işte hakem böyle yapmıştı. Rakip şöyle olmuştu. İşte yani böyle bahane bulmam kendime. Hatayı mutlaka ilk önce kendimde ararım ben. Zaten öyle olduğu için her seferinde üzerine koyarak hatalarımı kapatarak devam ediyorum. Eğer öyle olmasa hatayı bir yerlerde ararsanız muhtemelen şey yani bir dahaki maçta tekrar yenilmeye mahkumsunuz yani. Öz eleştiri önemli çünkü bu mutlaka konu. Önemli. Ben de mesela bir müsabakada yeniliyorsam önce gelirim işte maçtan hemen sonra otele geldiğinde hemen o günün bir muhasebesini yaparım. Ben eğer bugün şu hatayı yapmasaydım bu maçı vermezdim. Veya geri döndüğümde antrenmanlarıma hemen koyarım. Demek ki işte ben alan kullanmakta, işte eksiğim puan saklamakta var. İşte eksiğim var. Onun üzerine antrenman yapıp hemen tamamlamaya çalışıyorum ki bir dahaki maçta tekrar aynı problemi, aynı sıkıntıyı yaşamayayım diye. Zaten böyle hatalarını kapatarak gittiğinde artık daha az puan vermeye başlıyorsun, daha az maç vermeye başlıyorsun. Tabii ki kimse şey değil, Süpermen değil. Yani mutlaka biz de maç kaybediyoruz. Her insanın olduğu gibi, her Avrupa Dünya Şampiyonası'na derece yapan sporcular olduğu gibi. Bazen işte formunda oluyorsun veya şanslı gününde oluyorsun. Her şey yolunda gidiyor, birinci oluyorsun. Ama güzel olan taraf, güzel olan şey madalyasız dönmemek. Yani ben bugüne kadar girdiğim bütün uluslararası müsabakalarda mutlaka kürsüde bulundum çok şükür. İyi olduğum zamanlar birinci olmasını bildim. Kötü olduğum zamanda da en azından madalya almak için yani mücadele edip madalyamı bir şekilde aldım. Yani bunu da tabii şeye bağlıyorum ben. İşte hatalarımı başka yerlere bağlamayıp onun üzerinde öz eleştiri yapıp onun üzerinde hatalarımı üzerinde çalışıp onun çok üzerinde şey yapmak. Bunca başarı yorucu bir antrenman programı gerektirir. İyi bir çalışma başarının şüphesiz anahtarıdır çünkü. Serkan Yağcı nasıl şartlarda antrenman yapmaktaydı? Kendine özel taktikleri ve bu konuda gençlere vereceği tavsiyeleri var mıydı? Çalışmaktan bahsettik. Tabii antrenmanlar da çok önemli. Her spor branşında maçlardan önce iyi bir antrenman demek, iyi bir müsabaka demek. Şimdi senin de antrenman ortamın nasıl geçiyor? Antrenmanlarda nasıl bir sistemle çalışıyorsun? Antrenmanlarda rakip alıyor musun karşında? Bunlar tabii ki hep önemli faktörler. Bir de antrenmanlarda başından geçmiş ilginç olaylar vardı tabii ki. Bunları da senden dinlemek isteriz.
Şimdi yaklaşık senenin 9-10 ayı kadar biz kamplarda oluyoruz. İşte bir sene içerisinde Avrupa Şampiyonası varsa bir 4 ay kadar Avrupa Şampiyonası için, bir 4 ay 5 ay kadar da Dünya Şampiyonası için kampa giriyoruz. 2 senede bir Dünya Şampiyonası oluyor, işte her sene Avrupa Şampiyonası. Tabii onun haricinde daha birçok işte uluslararası maçlar var. Her biri içinde bazen kampa giriyoruz, bazen giriyoruz ama dediğim gibi 9-10 ayı biz genelde kamplarda geçiriyoruz. Onun haricinde eğer ben evimdeysem antrenmanlarımı genelde yalnız yapıyorum. Ya da eğer birini bulabilirsem, çünkü benim yaşadığım yerde yakında benimle antrenman yapabilecek işte sporcular falan çok yok. Ben işte biraz daha uzakla. Haftanın bir günü belki buluşuyoruz, iki günü belki buluşuyoruz ama genelde işte antrenman programlarımı kendim yani yapıyorum, senelik programlarım. Evet. İşte yıl içerisinde diyelim Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağım. Yıl içerisinde neler yapacağımla ilgili bazı programlar yapıyorum. Onu işte danıştığım hocalarım var. İşte üniversiteden, işte sağdan soldan falan. Mesela işte dediğim gibi Aytekin Hoca var. Hocam burasını böyle yaptım. Sizce doğru mu? Onlar fikir alışverişinde olur. O da diyor ki burası çıkarsan iyi olur, buraya eklesen iyi olur. Böyle birçok işte hocalardan, etrafımdaki kişilerden destek alıp programlarımı falan kendim organize etmeye çalışıyorum. Rakip bulamadığım zamanlar oluyor. Bazen aynanın karşısında yalnız yaptığım zamanlar da oluyor. Ayna kırmadım bugüne kadar. Ama 50 yaşında bir sağ olsun işte şeyimiz var, tanıdıklarımız var. Mesela onlara da çarp 50 yaşında biri de karşımda rakip olarak duruyor. 15 yaşında bir çocukla da antrenman yapabiliyorum. Ama günü antrenmansız geçirmiyorum. Mutlaka antrenman yapıyorum. Bir günde şöyle hani ilginç bir anı derken işte bir gün antrenman yapıyorum mesela bir kulüpte. Benden işte 1,5 saat sonra falan da bir grup seans dersi var. Evet. Bir arkadaşımla işte antrenman yaparken biz antrenmanı biraz uzattık tabii. Sporcular gelmeye başladılar, o genç sporcular, küçük sporcular gelmeye başladılar. Şimdi biz de antrenmanı tam bitirmek üzereyiz ama çocuklar işte geldiler, kenarda ısınıyorlar falan. O küçük çocuklardan bir tanesi şey yaptı işte, rakibini böyle yere düşürdü ve hani ona vurdu. İşte Serkan Yağcı gibi dedi ve ben de şampiyon olacağım falan yaptı. Biz de böyle ikimiz de baktık arkadaşla, şaşırdık yani. Ondan sonra tabii arkadaş dayanamadı. Çocuğa dedi ki sen de Serkan Yağcı'yı tanıyor musun? Tabii tanıyorum dedi. İşte herkes tanıyor falan yaptı. Tabii ben de hani biraz utandım, biraz da gururlandım yani. Evet. Ondan sonra tabii tanıyorum falan. Dedi kim dedi? Adam dedi işte şöyle şampiyon, böyle şampiyon. Ben dedi onun gibi olacağım falan dedi. Sen beğeniyor musun? Evet dedi, beğeniyorum. Tabii ben dedi onun gibi olacağım falan dedi. Bak dedi bu Serkan Yağcı'ya benziyor mu dedi. Ondan sonra ben de orada stretching yapıyorum gelme falan. Baktı böyle baktı. Önce tanıyamadı böyle. Sonra dedi ki, aa dedi Serkan abi dedi. Sonra geldi sarıldık falan. Ben de yani çocuğa sarıldım. Tabii bu olay benim için çok şey, yani çok gurur verici bir olay ve motive edici bir olay. Şimdi o çocuk, aynen yani o çocuk sanırım turuncu kemer miydi, mavi kemer falandı. Yaklaşık bir yıllık falan bir sporcu yani, öyle söyleyeyim. Sizi yani model almış ve bir yere koymuş. Öyle bir yere koymuş ki ulaşılmaz bir yere koymuş. Yani gözünde tam idolsünüz işte yani hedef olarak böyle bir şey koymuş. Kendi yanında gördüğü zaman inanamıyor yani bu Serkan Yağcı mı diye inanamıyor. Biz de bizim için de aynı şey geçerliydi. Bizim de önümüzde örnek aldığımız sporcular vardı. Milli takımda derece yapan abilerimiz, büyüklerimiz vardı. Biz de isimlerini duyuyorduk. Yani evet. Haldun Alagaş dedikleri zaman, işte Zeyn Ali Çelik dediği zaman bizim branşımızda önde sporculardı o zaman. Yani isimlerini duyuyorduk, yanımızda olabileceğini düşünemiyorduk yani. Hatta bir gün ben ilk defa Büyükler Şampiyonası'nda yarıştığımda Haldun Alagaş'la ben final yaptım işte o sene. Yani onun ben ismini duyduğumda kim ya falan diye böyle hani şeydi, ismini duymuştuk ama çok fazla böyle maçlarını izlememiştik, görmemiştik falan. Sonra gösterdikleri zaman sanki o başka dünyadan biri gibi gelmişti bana. O çocuğu da anlayabiliyorum ben şimdi, ona belki öyle görünüyordu. Tabii bu bende büyük motivasyon kaynağı. Şimdi sizi bir yere koyuyor gençler. Veya sizin bu branşınızdaki insanlar işte bir yerlere koyuyor ve örnek alıyor. Ben de bunun bilinciyle, bunun sorumluluğuyla daha fazla antrenman i̇şte yapıyorum çok ki. Çok önemli. Şimdi rol model, rol modellik veya idol olmak sporcular için aslında alışılmış bir şey. Fakat bunu taşımak çok önemli. Bir sporcu olarak, hani zeki, çevik bir ahlaktan bahsettik. Bir sporcu olarak da bunu taşımak çok önemli. Mesela dışarı çıktığınız zaman ilginin, alakanın üst düzeyde olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat futbol camiasında bunu çok yaşıyoruz aslında. Çünkü biraz popüler oldu mu bizim sporcumuz hemen değişebiliyor. Ama siz değişmeyen ve yaşantınızı aynı standartlarda ve aynı düzeyde devam ettiren bir sporcusunuz. Aslında bu çok önemli. Başarının da bence en büyük faktörü de bu. Evet, ya dediğim gibi hani ben kendimi beni örnek alan insanlara karşı sorumlu hissediyorum.
beni izleyen, destekleyen insanlara karşı sorumluluğu hissediyorum. Beni dediğim gibi destekleyen ailem var. İşte çalıştığım ortamda işte öğretmen arkadaşlarım var. Kendi yaşadığım çevrede, Darıcı'da, Gebze'de, işte Kocaeli'de beni bilenler, tanıyanlar var, sevenler var, destek olanlar var. Türkiye'de var. İşte bu sporu yapan var, yapmayan var. Mutlaka bizi tanıyanlar var ve severek destek olanlar var. Ben onlara karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Ben diyorum ki bu işi yaptığım sürece zirvede olmam gerekiyor ya da en azından madalya almam gerekiyor. Madalya almaya devam etmem gerekiyor. Yani bırakacağım zaman da zirvede bırakacağım. Öyle evet. Öyle bir hedef koydum kendime. Yani artık çünkü yenilmeye başladığınız zaman o sizi idol alan sporcunun gözünde de bitiyorsunuz. Yavaş, belki yavaş. Hani onun sporu bırakmasında da hani belki de neden olabilirsiniz. Dediğim gibi hani benim bu başarılarım biraz da işte bu tarz şeylerin beni motive evet. etmesinden dolayı. O yüzden de daha çok antrenman yapmamdan dolayı olabilir. Yani dediğim gibi kendimi motive ediyorum. Daha fazla antrenman yapıyorum. Ben şey sorumluluğum olduğunu hissediyorum diğer insanlara karşı. Çağımızın iletişim aygıtı sanal platform, her spor branşı için bir ulaşım aracı, her sporcu için de kendini ifade edebilme alanıdır. Serkan Yağcı'nın sosyal medyayla olan ilişkisi ne durumdaydı? Senin şöyle bir özelliğin var. Mesela sporcular çok fazla sosyal medyayı kullanmıyorlar. Çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorlar. Fakat bana göre bu yanlış bir düşünce. Yani insanlarla ne kadar iletişim içerisinde olursanız sizi motive etme faktörü de bence önemlidir. Şimdi ben de bakıyorum sosyal medyayı gerçekten de faal kullanan birisin. Yani yaptığın müsabakaların devamlı internete dolaşması, kendi sayfanı devamlı aktif kullanman, devamlı sosyal medyayı paylaşıyorsun. Aslında bu da bana göre önemli bir özellik. Buna zaman ayırma imkanı da bulabiliyorsun. Yani şöyle, yani sosyal medyada Twitter, Facebook, Instagram gibi işte hepsinde hesaplarım var ve toplamda 18-20 bin kadar takipçim var dünya genelinde. Evet. Bu tabii benim için şey yani güzel bir şey ve hani bu kadar takipçi varken mesela insanlar merak ediyor sen ne yapıyorsun şu anda ben ne yapıyorum mesela bundan evet. sonra da burayı paylaşacağım mesela evet. yani şöyle bir programdaydım diye insanlar senin o an ne yaptığını merak ediyor veya gittiğin bir müsabakada yaptığın dereceyi merak ediyor yaptığın bir hareketi merak ediyor işte Serkan Yağcı'nın neler yaptığını bilmek istiyorlar. O yüzden de sosyal medya benim için çok önemli. Ben de yaptığım şeyleri sosyal medyada paylaşıyorum. O anlamda dünyada işte birçok dediğim gibi takipçim oluyor ve insanlar merak edip takip ediyorlar yani şeyi. Çünkü oradan gelen tepkilerle beraber motive de katabiliyorlar. İşte destekleyenler oluyor. Daha fazla işte motive etmek için size uğraşanlar oluyor. İnsanlarla birebir iletişim kurmak bana göre spora da başarı getiren etkilerden bir tanesidir. Vallahi içi oluyorum. Ben de yani yaptığım yanlış bir şeyin insanlara karşı nasıl yansıdığını görmüş oluyorum. Yaptığım doğru bir şeyin insanlara karşı nasıl yansıdığını görmüş oluyorum aslında şeyle. Bu sosyal medyanın bana böyle bir etkisi evet. oluyor. Çünkü orada hani çeşitli paylaşımlarda bulunuyorum ben. Hepsi kendimle alakalı genellikle. Evet. Hani iş gibi aslında. Benim işimle alakalı olan şeyleri genelde paylaşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hani başarılı da olsam, başarısız da olsam o günle alakalı, hani o müsabakayla alakalı veya işte bulunduğum durumla alakalı bilgilendiriyorum insanları. O da tabii ilgilerini çekiyor ve dediğim gibi hani oradan takip edip işte beğeniler yapıyorlar. Veya şey için de çok önemli benim için. Mesela seminerlere gidiyorum ben. Dünyanın birçok yerine seminerlere gidiyorum. İşte bu yıl da gene birçok seminere falan gideceğim. Burası bir iletişim aracı benim için. İnsanlar, herkese sizin telefonunuz yok, işte mail adresiniz yok ama İşte Facebook'unuza ulaşabiliyor, Instagram'ınıza ulaşabiliyor, Twitter'ınıza ulaşabiliyor. Oradan bir şekilde işte Amerika'daki birisi, mesela geçen işte konuştuk Dominik Cumhuriyeti'nde bir seminere gideceğim ben şimdi. Oradan mesaj atıyor, diyor ki işte şu tarihler arasında uygunsanız birlikte seminer yapalım. Oradan iletişime geçiyoruz. Yani o anlamda iyi. Tabii insanlarla iletişim içerisinde olmak, dünyanın öbür ucundaki bir sporcuyla, karateciyle birebir iletişime geçebiliyorsunuz tabii sosyal medyayı kullandığınız zaman. Milli karateci Serkan Yağcı, çocukluğundan bu yana sevdiği sporla meşgul olmuştu. Hedeflerini sıralamış, her birine zorlu çabalar ve binbir emekle ulaşmıştı. Bundan sonraki hayalleri neydi? Milli sporcudan bunu öğrenmeliydik. Tabii sporcuların hayalleri büyüktür ve bu hayalleri hep gerçekleştirmek isterler. Senin de şu anda önünde koyduğun hayalin nedir? Yani neyi gerçekleştirmek istersin? Ya doğrusu şöyle, karate olimpiyatlarda yarışmıyor maalesef. Evet. Yarışmasını çok isterdik.
Olimpiyat şampiyonluğu çok 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 isterdim tabii ki. Ama 2016'da şu anda benim hedef olarak 2016'da bırakmayı planlıyorum. Öyle bir hedef koydum kendime. 2016 Dünya Şampiyonası Avusturya'da olacak sanırım. Orada dünya şampiyonu olup artık bırakmak istiyorum. Bakacağız. Yani, gençlerin de önünü açmak gerekiyor herhalde. Sen de uzun yıllar milli takımda önündeki sporcuların devretmesini bekledin bayrağı. Evet. Belki bu şekilde kaybolan gençlerimiz de oluyor. Çünkü kendilerine yer açılmadığı için. Zirvede bırakmak, arkadan gelen gençleri desteklemek de bu yönler aslında önemlidir. Ben yani şu an 30 yaşındayım. Bırakmayı planladığım yaş 31-32 yaşında falan olacağım. Sanırım ideal bir yaş. Evet. Yapsam yapar mıyım? Yaparım. Yani. Çünkü fiziksel anlamda şu anda bir sıkıntı hissetmiyorum ama sizin de dediğiniz gibi artık gençlerin önünü açmak lazım. Onların da bir yerlere gelmesi lazım. Başarı olarak çok şükür. Ben yani birçok şey yaşadım, birçok şampiyonluklar yaşadım. Birçok ortamlar gördüm, yaşadım. Artık hani doğrusu sporun artık başka bir yönünde insanlara faydalı olmak istiyorum. Ben artık 2016'dan sonra başka hedefler koyup işte yönetici olarak, antrenör olarak, gene sporun içerisinde olup yine sporda insanlara faydalı olmak istiyorum ama artık hani yarışmacı kimliğimi bir kenara bırakıp diğer yönlerimle artık insanlara faydalı olmak istiyorum doğrusu. Ki bizi de dediğiniz gibi işte arkamızda bekleyen mutlaka gençler var. Ben de onlara sonuna kadar destek oluyorum. İnşallah da gelecekte bizi temsil edecek çok çok iyi sporcularımız var şu anda gençlerden. Biz de elimizden geldiğince onu dediğim gibi destek olacağız. Ama dediğim gibi hani 2016'dan sonra muhtemelen bırakacağım diye düşünüyorum yani. İnşallah dünya şampiyonu olarak bırakırsam tabii güzel olur. Evet. Karateyi yakın zamanda bırakacağını söylemişti sohbetimizde Serkan Yağcı. Bu hayranlarını üzen bir haber olsa da onlara ve arkadan yetişecek olan karateci gençlere söyleyecekleri vardı Yağcı'nın. Şimdi bizi izleyen gencimiz var. Milyonlarca gencimiz var. Ve sizin ağzından çıkan kelimeleri çok dikkatli izlediklerini buradan tahmin edebiliyorum. Şimdi iyi bir karateci olmak mümkün mü? Herkes karateci olabilir mi? Tabii siz de hayatınızı karateden kazandınız. Bunun getirisi size gerçekten de pozitif yönde olmuştur. Bizi buradan izleyen gençlerimize, spor yapacak olan gençlerimize, karateyi seçmek isteyen veya sporu seçmek isteyen gençlerimize bir mesajınız varsa buradan sizin ağzınızdan gençlere bu mesajı iletelim. Evet, ya şöyle söyleyeyim, ben aynı zamanda bir eğitimciyim, sporcuyum ama aynı zamanda bir eğitimciyim, öğretmenim, beden eğitim öğretmeniyim. Ve konuştuğum insanlarla, çevremdeki insanlarla hep sporun faydaları üzerine konuşuyorum. Yani sporun bana kazandırdıklarıyla alakalı konuşuyorum. Karateciyim. Ama insanlara şey demeyeyim, mutlaka da karate yapın, illa da karate yapın diye bir şey yok. Yani burada parantez edeyim, karateci olmasaydı yine sporla devam eder miydin? Gene devam ederdim. Mutlaka spor yapardım. Üniversitede tenisle tanıştım ben ve tenis hocamız bana şey demişti. Ya sen yani tenis yapsaydın çok iyi bir tenisçi olurdun demişti. Ben de onu hissettim yani. Evet. Muhtemelen tenisçi olabilirdim ama hani yaşadığımız ortamda doğrusu kulübü yoktu. Evet. Başka bir branş yoktu. Seçebileceğimiz başka bir branş yoktu. Karateyi bir de dediğim gibi seviyordum. Karateyle başladım. Çok şükür yetenekliymişim de yani karatede. Her şey de yolunda gitti. İşte derece yapabildik ama hani dediğim gibi beden eğitim öğretmeni olduğum için, eğitimci olduğum için bir de birçok insanla tanışıyoruz. Yani kimi insan judoyu sever, kimisi tekvandoyu sever, kimisi güreşi sever, kimisi voleybolu seviyor, futbolu seven var. Ama önemli olan sporu sevmesi. Yani herhangi bir branşı seçip o branşta başarılı olabilmek için uğraşması önemli. Bunun için de tabii biz beden eğitim öğretmenlerine özellikle çok büyük görev düşüyor. Yani bizim yetenekli olduğu sporcunun, işte öğrencinin yetenekli olduğu branşı seçip aileyle birlikte onu yönlendirmek lazım. Aslında senin çocuğun işte basketbol yapabilir, karate yapabilir veya işte güreş yapabilir, yüzme yapabilir. Yeteneğine göre aslında yönlendirmek en güzeli. Çocuk da bundan keyif alıyorsa, gerçekten spor yapmaktan keyif alıyorsa yani kesinlikle başarıyı elde edecektir mutlaka. İyi bir programla, iyi bir antrenman programıyla mutlaka elde edecektir. Tabii ki şampiyon olmak tamamen farklı bir şey. Yani belki doğuştan geliyor diyebilirim. Belki yani birçok insandan farklı olmak zorundasınız. Çünkü gerçekten büyük emek istiyor, büyük fedakarlıklar istiyor. Hani daha önce de hani konuşmamızda söylediğim gibi hani sizin arkadaşlarınız işte gezerken, evet, işte dolaşırken sen antrenman yapmayı tercih sabır ediyorsun. Işi biraz, biraz da sabır işi. Bir de belirli bir hedef koyup onun üzerinde artık çalışmanız lazım. Belirli özelliklerinizi geliştirmeniz lazım. Hem fiziksel yönde, hem karakter anlamında, hem motivasyon anlamında birçok şey lazım.
Ama başarılı olmak derken benim gözümde başarılı olmak, yani gittiğim müsabakalarda madalya elde edebilmek. Evet. Her zaman birinci olamayabilirsin dereceye belki, ama dereceye girebilirsin. Dediğim gibi tamamen şampiyon olmak tamamen ayrı bir şey. O bambaşka bir şey belki. Ama başarılı madalya kazanabilirsin. Ama benim gözümde yani önemli olan spor yapmak. Yani insanların, çevremizdeki insanları işte dediğim gibi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve bir şekilde onlar sporun içerisinde olsun, sporu sevsinler, sağlıklı olmak için yapsınlar. Keyif aldıkları için yapsınlar bu işi. Şey için değil yani, ille de ben şampiyon olacağım, ille de başarılı olacağım gibi değil de, zaten dediğim gibi hani yeteneği varsa, biraz da hedef koyarsa, eğer güzel bir program yaparsa, emin olun ki o başarıya zaten ulaşacaktır yani. Yani genel anlamda dediğim gibi spor insanlara zaten tavsiye ediyorum. Ama genç yaşta olanlar, şu anda çocuk yaşta olanlar, onlar için özellikle şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar ne kazandıysam her şeyimi spordan kazandım. Her şeyimi. Yani ben buradan şimdi ailelere sesleniyorum. Çocuklarını mutlaka spor yaptırsınlar. Eğer başarılı yani olurlarsa zaten çok çok büyük şeyler kazanacaklar. Ama en kötü hani onların hiçbir şey zararı olmayacak onlara. En kötü sağlıklı bir evlatları olacak yani, gelecekle ilgili onların iyi yerlerde görebilecekler spor sayesinde. Hani bu anlamda spor için ben insanlara dediğim gibi teşvik ediyorum. Sürekli girdiğim ortamlarda, seminerlerde, işte söyleşilerde de mutlaka dile getiriyorum bana sporun faydalarını bu şekilde söyleyeyim. Evet, Erkan Yağcı, aynı maçlarındaki gibi çok hızlı bir şekilde programımızın sonuna geldik. Gerçekten de inanıyorum ki ben düzgün, doğru mesajlar verdik bizi izleyen izleyicilerimize. Önümüzde çok önemli müsabakalarım var. Sana bu müsabakada başarılar dileriz. Bize vakit ayırdığın için zamanı teşekkür ederiz sizlere. İnşallah şampiyondan sonra tekrar sizle beraber olacağız. Diye. İnşallah. Ben de özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem kanalınıza hem programınıza, sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Beni tercih edip böyle işte insanlarla buluşturduğunuz için. Bizim için çok önemli bu tarz şeyler. İnşallah biz de onların faydalanacağı bilgiler vermişizdir. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Evet Hayatım Sporu izleyicileri. Bu hafta milli sporcumuz Serkan Yağcı'yı konuk ettik. Haftaya başka bir efsane isimle beraber olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Uzak Doğu sporu olan karate, disiplin, güç, istikrar ve çok çalışmayı gerektiren bir spor dalıdır. Bu kulvarda başarı yakalamak için özveriye ve gayretli çalışmaya ihtiyaç vardır. İşte tüm bu gereksinimlerini yerine getirerek gençlere örnek olmuş bir sporcuydu Serkan Yağcı. İlk müsabakasında babasından veto yiyen, antrenman yaptığı bir yerde kendisini örnek alan bir öğrenci gören, disiplini elinden bıraktığında koca bir turnuvayı elleriyle rakibine hediye eden gibi durumlar, onun bu süreçte olgunlaşmasını sağlayan etkenlerdi. Samimi ve neşeli tavrıyla, gençliğin verdiği dinamizmi güzel bir şekilde yakalayarak ayrılıyoruz Serkan Yağcı'nın yanından. Yakın zamanda karateyi bırakacak olması sevenlerini üzse de, kendisini yine sporun içinde göreceğimizin haberini de vermişti. Çıkacağı müsabakalar için kendisine başarılarımızı yürekten sunuyoruz. Haftaya yeni bir efsaneyle görüşmek üzere. Yerine geçtim. Tamam. Sen yapıyorsun şimdi. Hadi.